Ayakkabı Dice kanalından herkese merhabalar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Sizlerle uzun zamandır bana sorulan, sürekli cevaplanmasını istenen bir soru üstüne bir konuşmak istedim. Ve böyle bir video yapmak istedim. Bayağıdır da aklımda olan bir şeydi. Bugün arkadaşlar tüm zamanların en iyi 10 ayakkabısına bakacağız. Liste halinde hazırladım. Bu tamamen benim kendi listem, bana göre olan bir liste. Dolayısıyla sizler burada farklı bir şey koyabilir veya çıkartabilirsiniz. Ben kendime göre bunca zamandır incelediğim ayakkabılardan böyle bir liste yaptım. Ve hepsini de tabii ki deneyerek o listeye koydum. Rahatlığı, görünüşü, kalitesi hepsiyle birlikte bu sıralamayı yapmak istedim. Böyle telefonuma da bunu liste halinde yazdım. Burada daha çok baktığım zaman bir Jordan dominasyonu var. O yüzden de Jordan tişörtümle karşınıza çıktım. İçerisinde bir tane Adidas var. İki tane, hatta üç tane de Nike var. Gerçi Jordan'ın Nike'da olursa neredeyse bütün liste o olmuş oluyor. Under Armour'um hiç yok. İncelediğim ayakkabılar içerisinde bunlar olsa da benim için tüm zamanların en iyi 10 ayakkabısına girebilen bir marka olmadı. Bunu da düşünürken nasıl düşündüm arkadaşlar? Bazen bana soruyorsunuz, abi bir tane ayakkabı alacak olsan, işte 5 tane ayakkabı olacak olsan, işte atıyorum evin yanacak olsa, su basacak olsa hangi ayakkabılarını kurtarmak istersin gibi sorular alıyorum zaman zaman sizlerden. Bunun üstüne aslında düşünüp böyle bir video yaptım. Yani bütün koleksiyonumda, ki yakında bir koleksiyon videosu geliyor bu arada, güncel koleksiyonum. Hani 100'ün üzerinde ayakkabı vardır diye tahmin ediyorum. Birçok defa sattığım oldu, elimden çıkarttığım oldu, değiştiğim oldu gibi birçok ayakkabıyı da elimden çıkarttım. Ona rağmen hani 100'ün üzerinde ayakkabı vardı, şöyle bir bakıyorum. Bunlar içerisinde taşınıyor olsam veya işte hepsini başka birine verecek olsam 10 tane kurtarmayı isteyeceğim ayakkabı hangisi olurdu diye düşündüm ve öyle bir sıralama yaptım. O zaman 10 numaradan da başlayabiliriz. 10 numarada bizi bir performans ayakkabısı karşılıyor. Bu ayakkabı içerisinde çok keyif aldım. Üstüne birkaç tane video yaptım high'ıyla, low'ıyla. O ayakkabı arkadaşlar Jordan 34. Evet, dev bir kutuda geliyor arkadaşlar. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi çekmeceli tasarımı var. Açıyorum hemen. Hatırlarsanız 2 sene önce bununla alakalı bayağı videolar yapmıştım. Eğer izliyorsanız hatırlarsınız. Şöyle. Ve daha çok low'u çok sevdim. Bunun high modeli de incelemiştim. Ve işte güzellik karşımızda. Özellikle basketbol oynarken bana çok yardımcı olan ve benim çok severek giydiğim bir ayakkabı olmuştu. Bunu listeye koyma sebeplerimden bir tanesi de bu görmüş olduğunuz teknoloji, Eclipse Plate. Yani tutulma plakası, birleşme plakası da diyebiliriz. Bunun ilk defa kullanılan ayakkabı olması. Daha sonradan 35'te, hatta şimdi 36'da da benzer bir tasarım var. 36'da bu arada geliyor. Sipariş edeceğim. Bunu ilk defa görmüştük ve böyle bir tasarımla karşımıza çıkması bence Jordan'ın yenilikçi ve üretken tasarımına katkı yapmış oldu. Özellikle yastıklaması, işte şu görmüş olduğunuz kırmızı bir zoom ünitesi, İşte üst kısmının çok kaliteli ve hafif oluyor olması harikaydı. Günlük hayatta da giyilebilir kesinlikle. Bunu erkek kardeşim almıştı ve altını dümdüz etmişti. Arada basket sahalarında değil de normal sağda solda takılırken hani şık güzel bir ayakkabı olarak kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bizi 10 numarada bu ayakkabı karşılıyor. Benim için yeri hiçbir zaman eskimeyecek olan bir model. Tabii ki sonrasında çıkan modeller teknoloji olarak daha da güzel olsa da bu ayakkabının bende yeri ayrıdır arkadaşlar. Koleksiyondan bir ayakkabı seçmeye başlasam ilk seçeceğim ayakkabı, daha doğrusu son seçeceğim ayakkabı bu olabilir çünkü 10 numarada. Ve bir sonraki ayakkabımıza devam edelim. Bu ayakkabı ise Dame Time'ın ayakkabısı ve Adidas'ın bu listedeki tek ayakkabısı olacak arkadaşlar. Acaba sizce hangisi? Durdurun ve yazın, doğru bilene helal olsun diyeceğim. Durdurup yazdıysanız o ayakkabı arkadaşlar Dame 4 olacak. Dame 4 ayakkabısı, şaşırdığınızı duyar gibiyim, ne alaka falan dediğinizi duyar gibiyim. Bu ayakkabı yine benim için özel bir yere sahip. Adidas markasını çok sevmemde rol oynayan ayakkabılardan bir tanesi. Aslında burada Crazy Explosive 2018'i de düşünmüştüm. Hani onu mu koysam, bunu mu koysam. Sonra baktım ki bu ayakkabı benim için galiba daha değerli dedim. Çünkü Crazy Explosive'den iki tane almıştım. Bundan bir tane var. Galiba dedim bu benim için, hani kurtarmaya çalışsam bunu kurtarırım. Şu şekilde incelemesi de yine bunun da mevcut arkadaşlar. O zamanlar kanalı tabii ki yeni yeni açıyorduk. Yeni yeni ayakkabılardan bahsediyorduk. Türkiye'de yapılmayan bir işi yaptığımız için insanlar bize deli muamelesi yapıyordu. Bu ayakkabı ise gerçekten çok keyifle giydiğim, o kadar hani sakatlıklarıma rağmen sık sık tercih ettiğim güzel bir model. Gördüğünüz gibi Dame'in imzası şuradaki çok farklı ve daha sonra neredeyse hiçbir ayakkabıda göremediğimiz bilek yapısı var. Bu bilek yapısı bana harika iyi gelmişti. Bağcıkları da yine aynı şekilde çok güzel. Bu bağcıkların üstünde kaymaları engelleyen bir plastik tabaka vardı.
dediğim gibi çok ayrı bir yeri var bende. Hem kullanılan teknolojisi, görüntüsü, üstündeki dikişli, bu üst yapı. O zamanlar birçok ayakkabıda işte bu prime knitler, fly knitler gibi şeyler çok fazla çıkmaya başlamıştı ve herkes dikişli bir üst kısım üretiyordu. Bu da Adidas'ın yapmış olduğu çok kaliteli, gerçekten çok kaliteli bir ayakkabı benim görüşümce. Bounce yastıklaması. Bu renk seçeneği de bence çok güzeldi. Bir tane de almak için çok uğraştım aslında bundan. Keşke bir tane daha alma şansım olsa şu anda. Ve taban tutuşu da harikaydı. Kendine münhasır güzel bir taban yapısı. Gerçekten lezzetli bir ayakkabı. Özellikle şu kağıdını da size göstermem lazım arkadaşlar. Kullanılan ayakkabı içinden çıkan kağıt bile o kadar kaliteli, o kadar güzel ki sizi mest ediyor. Özellikle ayakkabı severseniz bu tarz ufak tefek ayrıntılar insanın çok hoşuna gidiyor. Hemen bir üst basamağa geçiyoruz ve 7 numarada bizleri karşılayan ayakkabı PG1 olacak arkadaşlar. Hemen bir tanesini şöyle alayım elime. Hatta ID yaptığımı alayım. Arkadaşlar bu ayakkabıdan tam 4 tane almıştım. Sonra bir tanesini sattım çünkü satabilmeyi ve vazgeçebilmeyi de istiyorum bir yandan. Bu kadar hani topla bir hoş olmuyor. Hele ki benim yaşımdaysanız şöyle bir çıkartayım. Evet, bir tanesini sattım ama hala 3 tanem var. Sanki hani hepsinden kurtulmuşum gibi. Ayakkabı arkadaşlar, bu benim ilk dizayn ettiğim ayakkabı. İlk demeyeyim hatta. İlk demeyeyim de Nike'dan ilk dizayn ettiğim. Daha önce Adidas'tan Derrick Rose ayakkabısı dizayn etmiştim yurt dışındayken. Buraya getirirken 2 tane alıp getirmiştim. Dizayn etme bana çok ayrı şeyler hissettiriyor. Tabii ki her ayakkabıya da gidip dizayn yapmıyorum. Çok sevdiğim, beğendiğim ayakkabıları yapıyorum. PG de bunlardan biri. Askı kullanımının belki de en iyi olduğu ayakkabı bu diyebiliriz. Biraz daha öne doğru rahat ve kullanışlı bir askı yapısı var. Görüyorsunuz üstüne US, kendi ismimi kazımıştım. Diğerinde de MJ yazıyor. Eşimin ismi, içerisinde işte eşimin ismini kondurmuştum falan. Böyle tatlı güzel bir renk kombinasyonu yaptığımı düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Zaman zaman da bunu giyiyorum arkadaşlar. Spor salonlarına giyiyorum. Daha hiç dışarıda giymedim. Görüyorsunuz altları tertemiz şekilde. Kalbim gibi hala tertemiz duruyor. Gri, kırmızı ve siyah beyaz kombinasyonları yapmıştım. Evet, çok hoşuma giderek almıştım. Bu ayakkabıların en hoşuma giden yanı şekli. Yani inanılmaz tatlı, kıvrımları, arkası, önü her haliyle bence harika bir şekli var. Tabii ki bu kişiden kişiye değişir. Bunu ben çok beğenmiştim. Fitness'ta, yürüyüşte, dışarıda her yerde giyebilirsiniz. Basketbolda da aynı şekilde çok güzel bir performans ayakkabısı. Ayrıca bence en güzel çıkış ayakkabılarından bir tanesi olabilir. Çünkü Paul George'un ilk imzalı ayakkabısı oldu. Sonradan bu tadı pek bulamadık. İki falan iyiydi ama gitgide farklılaştı. Gerçi şimdilerde son incelediğim PG5 şu arkamda burada gördüğünüz ayakkabı. Aynen. O da güzel, performans için güzel ama şekilsel olarak bu kadar iyisini daha bulamadık diyebilirim. Bu arada bu liste hani farklı biriniz tarafından yapılsa muhtemelen bu liste içerisine daha günlük modeller daha çok konulabilirdi ama ben basketbol ayakkabılarını dışarıda da giymeyi çok seviyorum. Ve benim için sadece basketbol ayakkabısı değiller de günlük spor ayakkabısı, fitness'a giderken, farklı bir yere giderken kullanabileceğim sağlam, kullanışlı ayakkabılar oluyor. Ve 7 numaraya geçelim. 7 numarada ise bizi biraz daha Jordan'ın günlük modelleri, artık şu an için günlük modellerine doğru kayan Jordan 12 karşılıyor. Evet, dev bir kutuda önümüze çıkıyor Jordan 12. Bunu da zaman zaman çok dışarılarda giydim, yürüyüşlerde giydim. O yüzden altı hafif kirli. Ama yine tabii ki temiz, güzel kullandığım ayakkabılardan bir tanesi. Jordan 12 de çok ikonik modellerden biridir. Michael Jordan'ın içerisinde birçok maçı, birçok imzalı atışını barındıran güzel bir ayakkabı. Görüyorsunuz birçok dizayn detayı da içerisinde mevcut. Özellikle bu aldığım renkle birlikte benim kalbimi fethetti. İlk başlarda çok beğenmiyordum. Ama bu nubuk, bu süet üst kısım gerçekten çok kaliteli. Materyalleri size bıraktığı hisle harika bir ayakkabı olduğunu herkes kabul ediyor muhtemelen. Prizmatik bir ayakkabı. Özellikle yaptığım kombinlerin altına harika gidiyor ve ben de severek kullanmaya devam ediyorum. Materyal kalitesiyle çok ön plana çıkıyor. Rahatlık olarak artık yeni ayakkabılar varken çok iyi denemeyebilir. Fakat hala bu görüntüsü ikonik tasarımıyla bu listeye 7 numaradan girmesine yaradı. Ve 6 numaraya geliyoruz. 6 numarada ise benim yine yurt dışından, Amerika'dan sipariş etmiş olduğum bir ayakkabı var. Bu arada arkadaşlar, yurt dışından, Amerika'dan nasıl sipariş edebiliriz tarzında bir video yapacağım. Onu da izlemek istiyorsanız bekleyişte kalın. Lütfen eğer abone değilseniz abone olur ve zil işaretine basarsanız sevinirim. Böylelikle yeni video attığım zaman kaçırmamış olursunuz. Bu ayakkabı dediğim gibi yurt dışından almıştım. Direkt hani internetten sipariş ettim. Kapıma kadar geldi. Ve o gün bugündür de çok severek giyiyorum, çok severek kullanıyorum. O ayakkabı ise arkadaşlar Jordan 29. Hemen şimdi kutusundan çıkartalım. Evet, karşımızda Jordan markasına ait 29. ayakkabı. Böyle hemen bang bang.
Şu ayakkabıyı görüyor musunuz? Harika gerçekten. Biraz DM'e benzediğini düşündüm şu an renk tasarımları. Galiba ben bu tarz renk tasarımlarını çok seviyorum. Arkada bir tanesinde 2, bir tanesinde 3 yazıyor. Bu ayakkabı arkadaşlar Jordan'ın ürettiği ve piyasaya sunduğu en iyi basketbol ayakkabılarından bir tanesi. Hatta gelmiş geçmiş en iyi performans ayakkabısı olarak da birçok kişi tarafından aday gösteriliyor. Kullanılan materyalleri, şu alt taban tutuşu falan inanılmaz efsanevi bir iş yapıyor. Aslında ben bununla çok dışarıda yürümedim ama taş bile girmiş ve ön tarafta yine zoom ünitesiyle. Gerçekten şık, gerçekten güzel. Zaman zaman ben bunu günlük böyle eşofmanlarımın altına falan da giyiyorum. Tabii sadece AVM'ye gideceğim zaman falan o temiz kullanmam lazım. Çünkü diğer türlü bu ayakkabıyı kirletemem. İç tasarımı, kullanılan dikişlerin kalitesiyle gerçekten harika bir iş yapmış. Bu da listemizde kendine yer buldu. Daha yüksek de olabilirdi aslında ama bundan sonra gelecek ayakkabılar benim için daha anlamlı anlaşılan. Yine ama vazgeçemeyeceğim, satamayacağım, elimden çıkaramayacağım yegane ayakkabılardan bir tanesi olmaya devam ediyor. Hala mis gibi kokuyor. Ve sırada farklı bir Jordan var. O da Jordan 32. Evet, Jordan 32. Ya arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Bu Jordan 32'ler, işte Adidas Dame 4'ler aynı zamanlarda hep bunlar çıkmaya başladı. Bence ayakkabının altın çağı falan olabilir galiba. O kadar güzeldi ki bunları alırken heyecanım, bekleyişim ve ulaşabilme gücümüz de o zamanlar biraz daha yüksekti sanırım. Daha kolay alıyordum. Jordan 32, iki tane var bende. Bir tane low, bir tane high var. Çok keyifle giyiyorum, çok giydim. Bunların incelemeleri de var. Bu arada bütün bu ayakkabıların niye kutu açımları ya da incelemeleri kanalda var. Hani daha detaylı farklı bilgiler merak ediyorsanız direkt kanalımdaki videolardan aratıp çat diye izleyebilirsiniz. Kutuyu açtıktan sonra böyle bir kağıt çıkıyor, bunu açıyorsunuz. Bir tane daha kağıt karşılıyor falan. Yani çok premium olduğunu sizlere hissettiriyor. Ve karşımıza bu estetik, bu şaheser, bu harika ayakkabı çıkıyor arkadaşlar. Artık böyle ayakkabılar üretmiyorlar mı veya ben mi bulamıyorum bilemiyorum. Gerçekten bunlar harika ayakkabılar arkadaşlar. Bu eşimin bana hediyesiydi. Bana çok güzel sürpriz yapmıştı. Ben Love'unu giyecektim. Aynı kutuları birebir aynı. Ben kutuyu bir açtım. İçinden bu çıktı. Aa dedim, ne oluyoruz falan. İşte sürpriz müpriz yapmıştı. Bunun yeri de bende çok ayrıdır. Eşimin sürprizlerinden bir tanesi zamanında bana çok alıyordu. Bu kanalı açarken ki en büyük desteğim eşim, ayakkabılarımın yarısından çoğunu o zaman o almıştı. Çünkü beni çok mutlu ettiğini biliyordu. Sürekli ayakkabı alıyordu böyle. İçimdeki canavarı besliyordu yani, öyle düşünebilirsiniz. Jordan 32 ise yine harika ayakkabılardan bir tanesi arkadaşlar. Üstünde görmüş olduğunuz bu aşırı kaliteli dikiş yapısı, alt taban tutuşu, yastıklaması, orta taban plakasıyla gerçekten harika bir ayakkabı. Üstünde kullanılan bu derilerin kalitesi bile gerçekten efsanevi. Bu arkadaki çıkıntıları, şu dildeki şu Wings logosuna bakar mısınız? İçeride ise MVP yazıyor. Most Valuable Player MVP rengi diye geçiyordu. Gri renk. Ben Love'unu da aşırı çok seviyorum. Aşırı çok beğeniyorum. Fakat şu anda ulaşamayacağım bir yerde, hani kutuları yıkıp dökmek istemediğim için bunu burada bunu çıkartmak istedim. Evet, bu şekildeydi. Harika bir ayakkabıyı da böylelikle listemizde geride bırakmış oluyoruz. Ve gel gelelim son 4'e. Şu ana kadar 5 numarada 32, 6 numarada 29, 7 numarada Jordan 12, 8 numarada PG1, 9 numarada Dame 4 ve 10 numarada Jordan 34'e yer verdik arkadaşlar. Ve son 4'e geldik. Bunların 4'ü de çok fazla performans olarak değil de günlük olarak düşündüm. Benim için en değerli olanlar galiba bunlar oldu. Diğerlerini hani sahada da çok rahat giyiyorum, performans olarak, basketbol olarak çok hoşuma gitse de bunlar benim için ayrı, sahada giymeye kıyamadığım ayakkabılar, öyle söyleyebilirim. Yani tabii sahada biraz daha rahatsız olabilirler ama genel itibariyle günlük modeller olarak düşünebilirsiniz. Ve 4 numarada bizleri karşılayan ayakkabı Jordan 4 Retro, herhangi bir modeli olabilir tabii ki. Ben aldığımı sizlere göstereceğim. Bu şekilde sevdiğim kutu tasarımlarından olan Jordan 4'ü hemen açayım. Bang bang. Ben Winterize modelini aldım arkadaşlar. Yani kış için üretilmiş olan modeli, üstü biraz daha kalınlaştırılmış ve buradaki fileler yine aynı şekilde su geçirmesine engel olmak için daha kalın ve sık yapılmış. Bu aldığım renk özellikle çok hoş, çok güzel, kalitesi de çok yüksek. Görmüş olduğunuz Jordan amblemi, tutma kısmı, içerideki bu kalın kalın polarvari yapı, yine buradaki kullanılan plastikler gerçekten mükemmel. Benim çok hoşuma gitmişti. Özellikle ben renk kombinasyonlarına göre vuruluyorum ayakkabılara. Hepimiz öyleyiz tabii de. Bu rengi görür görmez almam lazım demiştim. Böyle mavi bir ayakkabı, gri mavi oluşumu gerçekten çok hoşuma gitmişti. Bir de Eminem modeline de çok benziyor. Bilirseniz Jordan 4 Eminem modeli vardır. Yaklaşık 30-35 bin dolarları falan gidiyor. Belki şu an artmıştır. Bu bana biraz onu hatırlattığı için almayı çok istedim. Fakir adamın Eminem'i diyorlar hatta, bunu öyle söyleyeyim. Eminem de benim en çok sevdiğim rapçilerden bir tanesi. Zamanında onunla büyümüştük. O şekilde 4 numarada da bu ayakkabı var. Gerçekten çok kaliteli. Zaman zaman günlük giyiyorum. Olabildiğince
temiz kullanıyorum. Görüyorsunuz zaten tertemiz tutuyorum. Şöyle dilini de göstereyim. Her Jordan 4 modeli birbirinden farklı ama bu renk galiba benim için en unutulmaz ve harika renklerden bir tanesi olarak kalmaya devam edecek. Ve sıra 3 numarada. 3 numarada ise bir tane efsanenin ayakkabısı var. Maalesef artık aramızda olmayan bir efsane. Çok erkenden aramızdan ayrılan bir efsane. Hepimizi, bütün basketbol severleri, hatta basketbolla alakası olmayan insanların bile haberi aldığı zaman düşündüren, üzen bir haber oldu bu. Ve 3 numarada ise Kobe var arkadaşlar. Kobe 11 Elite ayakkabısı benim için bu listede olmazsa olmaz ayakkabılardan bir tanesiydi. Hemen şöyle çıkartayım. Kobe 11 arkadaşlar. 3 tane aldım yine bu modelden. Hatta bir tanesini satmıştım. Son anda kaporasını arkadaşa geri verip satmaktan vazgeçtim. Çünkü dedim değmez yani, satmaya değmez. Bunları benim barındırmam lazım, benim korumam lazım oldum. Ve o şekilde hala 3 tane var. Bir modeli dışarıda giydiğim için pert etmiştim. Ona çok üzülüyorum. O zamanlar tabii ki bu kadar ayakkabılarla haşır neşir değildim. Vardı 3-5 tane ama ayakkabı dahisi olma yolunda ilerliyorduk. Tecrübelerle bugüne geldik diyebilirim. Bu 2 tane barındırdığım 2 ayakkabıyı hala gözüm gibi bakarım ve çok severek de giyerim. Ve şu anda çıkarttığım model ise arkadaşlar Kobe 11 Elite Oreo diye geçiyor, görüyorsunuz. Oreo rengi. Diğer renklerini de çok severek almıştım. Bu renk de benim için ayrıdır. Her ayakkabıda birbirinden farklı dizayn detayları var. Burada aşı sakatlığındaki bunlar aslında birer dikiş olarak gözü karşımıza çıkıyor. Sade, güzel, biraz futbol ayakkabısına da benziyor. O zamanlar Kobe ile Messi reklamlarda falan oynuyorlardı. Biraz böyle futbola daha yakın gidiyordu. Futbol sahalarında falan giydiğini gördüm hani reklam çalışmalarında. Şöyle dilini göstermek istiyorum size. Gerçekten çok hoş, çok güzel. İç tarafında bakın, Kobe amblemi hala çıkmamış. Nasıl güzel giydiysem, normalde buralar silinir gider biliyorsunuz. Bu arada bu arkadaşlar, bu ayakkabıda drop-in midsole var. Yani şu yastıklamayı şöyle komple çıkartabiliyorsunuz. Şu an çıkartıp tekrar takma zahmetine katlanmak istemiyorum. Bu ayakkabı benim için çok ayrıdır. Özellikle şöyle şekil itibariyle çok hoşuma gidiyor. Galiba ben biraz daha böyle hafif kıvrımlı hatları seviyorum diye düşünüyorum ayakkabılarda. Daha estetik, daha sportif ve daha güzel duruyor. Bu şekilde de 3 numarada Kobe'yi ağırlamış olduk. Şöyle ikisini birden göstereyim. Daha bakın, bunda Kobe'nin imzası mevcut. Evet, bu şekildeydi. Diğer renklerini de aslında gösterebilirim eğer şurada olan varsa. Hemen bakayım. Bunu aslında satmıştım. Yani satacağım olarak koymuştum. Daha sonra vazgeçmiştim. Aldığım kaporayı da geri verdim tabii ki. Arkadaşa dedim kusura bakma kardeşim, ben satmak istemiyorum. Satmaktan vazgeçtim. Çünkü çok git gel yapmıştım. Satma aşamam da şöyle olmuştu. Hani kurtulmalıyım dedim ya başta. Belli şeylerden kurtulmalıyım. Kendimi gelişme olarak bunu görüyorum. Hani çok fazla fiziksel şeylere bağlanmamaya çalışıyorum ama burada onu başaramadık galiba. Bu ayakkabıya haddinden fazla bağlandık. Çünkü bir daha bulamayacağım için. Asıl mesele o zaten. Hani bir daha bunu bulmak isteseniz işte yurt dışından nereden alacaksınız, nasıl alacaksınız, ne kadar alacaksınız. O yüzden hiç dedim bu işlere girmeyelim. Ve satmaktan vazgeçtim o şekilde arkadaşlar. Diğer rengi de bu. Bir rengi daha var. Siyah rengi. Ona dışarıda giydiğim için pert oldu, mahvoldu. O içeride, onu şu an için göstermeyeceğim. Ve asıl 1 ve 2 numaraya ilerleyelim bu şekilde. Ve sıra geldi son 2 arkadaşlar. 1 numarada ne var, hangi ayakkabı var birçoğunuzun tahmin edebileceğini düşünüyorum. Fakat belki bu 2 numarayı tahmin edemeyebilirsiniz. 3 de şaşırtmış olabilir sizleri. 2 numarada ise yine eşimin hediyelerinden bir tanesi var. Bu ayakkabıyı almak için de çok uzun zamanlar harcadık. Yani sürekli interneti takip ettik. O zamanlar şimdiki gibi çok fazla imkan da yoktu. Yani getiren bir site var, iki site var. Onlar da belirli sayılarda geldiği için hemen bitiyor. Ama bir gün işte biz otururken o yakalamış ve sipariş vermiş. Yine beni şaşırttı. Böyle bir doğum günü tarzı bir günde veya evlilik yıldönümümüz olabilir. Orada bana hediye almıştı. Beni çok mutlu etmişti. Bu ise benim için hep çok özel bir ayakkabı olacak. İkinci farklı bir rengini almayı da çok istedim. Ama ne buldum ne de tam istediğim renk bir türlü piyasaya çıktı. Gördüğünüz gibi çok basit bir Nike kutusunda geliyor. Hemen şöyle bir tanesini çıkartayım. Ve o ayakkabı arkadaşlar. Air Composite Pro modeli, green modeli. Şunun harikalığına bakar mısınız? Şunun güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten çok harika bir ayakkabı. Tank adeta. Tank diyorum ben bunu. Penny Hardaway'in ayakkabısı arkadaşlar bu. Daha sonra tabii ki birkaç farklı versiyonları çıktı. Normal Air Composite'ler var. İşte arkasında Creed'in logosu var. İşte önünde falan da var. Bu da Pro modeli. Pro modelinde ise yanında Nike işareti oluyor. Normalde diğerlerinde böyle direkt olarak şu devam ediyor. Bu benim daha çok hoşuma gitti. Özellikle şu rengi, estetikliği, bağcıkların öne kadar gitmesi ve farklı tasarımıyla beni benden alan modellerden bir tanesi. İçi de arkadaşlar tank gibi. Şu altını göstereyim. Keşke bir tane daha bulabilsem. Özellikle yurt dışına çıkma planım var. Eğer çıkabilirsem orada 200 dolarları falan satılıyor hala. Birçok farklı rengi. Hani öyle denk gelirsem alabilirim.
Biraz ağır bir ayakkabı, basket oynamaya pek uygun olduğunu düşünmüyorum ama gündelik olarak giyilebilir. Özellikle kargo pantolonlarınızla ve herhangi bir fitle bunu harika yapabilirsiniz. Koleksiyonumdaki en değerli benim için parçalardan bir tanesi. Şöyle bunu da geri koyalım. Ve sıra geldi bir numaraya. Acaba hangi ayakkabı var? Acaba hangisi benim için tepede olan ayakkabı? Tüm ayakkabıların efendisi. O ayakkabıyı bildiğinizi düşünüyorum. En azından bu kanalı yeterince bir süre takip edenlerinizin bunu bileceğini düşünüyorum. O ayakkabı arkadaşlar Jordan 1 değil tabii ki 11. 11 retro olacak. Bir deyince şaşırdığınızı düşünüyorum. Hatırlarsanız hatta bununla alakalı bir video yapmıştım. Hayalimdeki ayakkabıyı aldım videosu yapmıştım. Çok da iyi 100 bin küsürlü hatta fazla izlenen bir ayakkabı olmuştu. Benim için arkadaşlar Jordan 11'in yeri çok ayrı. Çünkü bu ayakkabıyı ben küçükken, 92 doğumluyum bu arada. O zamanlar yeni büyüyorum. İşte Michael Jordan çok biliniyor. Michael Jackson, Jordan falan bunlar biliniyor zaman zaman. İşte haberlerde, gazetelerde gözüküyor. Bu ayakkabıyı ilk o zamanlar gördüğümü hatırlıyorum. Ve vay be demiştim. Ne kadar güzel bir ayakkabı. Biraz daha büyük liseye gittiğim zaman, ilk Amerika'ya gittiğim zaman. Orada da çok fazla insanın tercih ettiğini görmüştüm. Ve galiba bilinçaltıma yerleşmiş. Tabii ki şeklini, şemalini de çok beğendiğim için hep almayı istediğim ve benim için ulaşılamaz gibi gözüken ayakkabılardan bir tanesiydi. Bir süre boyunca da Türkiye'de zaten ulaşmak çok zordu. Neyse ki mağazalara gelmişti ve Concord modelini direkt olarak yapıştırıp aldım. Hiç de acımamıştım. O zamanlar 1100 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi ise yeni çıkan modelleri 2000 liralara yaklaştı. Ve evet şunu çıkartayım. Uf, görüyorsunuz. Air Jordan 11 benim için vazgeçilmez ve tüm zamanların en iyi ayakkabısı olarak sizlere sunabiliyorum, karşınıza çıkartabiliyorum. Bu benim için tabii ki böyleydi arkadaşlar. Çok ikonik bir taban, içini gösteren, altta karbon fiber plaka, üst kısmında patent leather dedikleri biraz daha sert, yani plastik diyeyim, sert güçlendirilmiş plastikten ayakkabıyı çevreleyen bir tabaka. Ve bu tabii ki bağcık kısmı çok ikoniktir ve bağcıkların şu şekilde içeriye doğru uzanması. Arkada Jordan logosu 45 yazıyor. Bu farklı bir tasarım. Yani hepsinde 45 yazmıyor. Çoğunda 23 yazıyor bu arada. Yüksek bilek, kaliteli deriler ve kalın büyük bir dil kısmıyla gerçekten mükemmel ötesi bir ayakkabı. Ve bu renk, siyah beyaz renk dizaynıyla yanılamazsınız. Alt taraf gitgide biraz sararmaya başlamış. Bu ayakkabının en büyük problemi bu olsa gerek. Ben de o yüzden bunu bildiğim için arkadaşlar sık sık giydim. Hiç acımadan giydim. Belki listede size saydıklarımın birçoğunu saklıyorum aman bir şey olmasın diye ama bu ayakkabıyı gerçekten çok keyifle ve çok sık tercih ediyorum. Ve olabildiğince fazla giyip tadını çıkarmaya çalışıyorum. Aslında bütün ayakkabıları böyle yapmam lazım ama çalıştığım iş dolayısıyla bu ayakkabıları fazla giymeye vaktim olmuyor. Genelde spor salonlarında giymeyi tercih ediyorum. Bu benim için günlük bir model. Basketbol sahalarında fazla kullanmıyorum arkadaşlar bu ayakkabıyı. Daha çok günlük giyiyorum. Ve bu şekilde de listemi tamamlamak istiyorum. Benim için tüm zamanların en iyi 10 ayakkabısı böyleydi. Birincisi bu olduğunu birçoğunuz tahmin etmişsinizdir dediğim gibi. Sarardığını görmek beni üzdü şu anda bu videoya. Bu videodan önce bir 3-4 aydır hiç açmamıştım kutusunu. Ama özellikle bunda çok hızlı sararma oluyor. Bu şekilde aslında buna birçoğunuz yapsanız gizler ekleyebilirdiniz. Jordan 1'i ekleyebilirdiniz muhtemelen. Jordan 1'i dediğim gibi ben hiç sevmiyorum. Beni takip edenler bilir. Gerçekten elim gitmiyor. Rahat olduğunu düşünmüyorum. Yakıştığını da fazla düşünmüyorum. Çok benzer silüetlerde işte Dunk SB Low'lar var. İşte Air Force'lar biraz onlara benziyor. O tarz ayakkabıların olması bilmiyorum. Yani hani beğenemedim, ısınamadım bunca zaman onu söyleyeyim. 13 koyabilirdim arkadaşlar bu listeye ama henüz 13'ü alıp deneyemediğim için görsel olarak artık onu da çok beğeniyorum. Bunun gibi aslında farklı farklı ayakkabılar konulabilir, çıkartılabilir. Benim için bu şekildeydi. Biraz farklı bir liste yapmaya da çalıştım dediğim gibi. Koleksiyonuma bir şey olsa belki diğerlerine üzülmezken bunlar beni benden alır. Yataklarda hasta olurum. O kadar üzülmem muhtemelen ama tüm koleksiyonuma baktığım zaman en çok sevdiğim 10 ayakkabıyı düşündüğüm zaman bu şekilde sıralayabildim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifli olmuştur. Bu ve benzeri birkaç video daha yapmak istiyorum. Eğer beğeniyorsanız arkadaşlar lütfen like atmayı unutmayın. Yorumlarda yorumlarınızı da bekliyorum. İyi kötü. Sizlerin fikirleri nelerdir? Hangi ayakkabılar sizde var? Sizlerin bir listesi olsa hangileri olur? Sizler neleri koyardınız? Belki Kyrie koyardınız, belki KD koyardınız. Onlar olabilir. Aşağıda paylaşırsanız sevinirim. Bu videoyu ve kanalı sosyal çevrenizde, normal arkadaş çevrenizde yayarsanız sevinirim. Hani biz ne kadar izlenir ve ön plana çıkarsak ben de o kadar bu videolara ağırlık vermeye, sizlere güzel şeyler üretmeye çalışıyorum. Bir sonraki defalarda görüşmek dileğiyle. Takipte kalıyorsunuz, bekleyişte kalıyorsunuz. Güzel videolar gelmeye devam edecek. Ayakkabılar ise bugünlük out.